Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Seven Days to Die'da yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Biliyorsunuz bu save'de kıymetli arkadaşlar herhangi bir şekilde craft yapmadan gerçekçi bir zorlukla oyunu oynamaya çalışıyorduk. Ve geçtiğimiz geceyi ben bu çatıda geçirdim efendim. Üçüncü günde karşınızdayım. Kuvvetle muhtemel, tek can challenge bu arada, onu söylemeyi unuttum. Bir canımız var yani. Öldük mü oyun bitti. Kuvvetle muhtemel bu seri sadece kanmaya kadar devam edecek diye düşünüyorum. Zira yani ne tüccarı bulabildim ne görev yapabildim ki zaten normalde de görev yapmıyorum da. Hani craft yapmak yasak olduğu için ana görevi tamamlamadık. Ana görevi tamamlamadığımız için dolayısıyla tüccarın yerini bulamadık ve gelişemedik edemedik falan. Yani bak, bir tane boru tabancam var ve 3 tane mermisi var. İşte ikisini zombiye, birini kendi kafama sıkmayı planlıyorum. Ve evet sevgili dostlar, bu oyunda verdiğimiz tam anlamıyla bir yaşam mücadelesi. Yemek sıkıntısıydı, su sıkıntısıydı, şuydu buydu. Hala gelişmeye çalışıyoruz ve 97 zombi kesmişim. Oyun aşamamda 13'müş efendim. Becerilerimi de ona göre dağıtıyorum haliyle. Ağırlıklı olarak dayanıklılık gidiyorum. İşte sağlam vurma, daha yüksek iyileşme faktörü. İşte dövüşçü ve iyileşmeye gidiyorum. Dövüşçü ve iyileşme bittikten sonra biraz da parkura vereceğim muhtemelen. Haydi bakalım şöyle yavaştan ilerleyelim. Bu arada biraz tıkalı burnum da buradayım sevgili dostlar. Yani gidip peçeteyle burnumu silemeyecek kadar aciz değilim. Kanadığından mütevellit silemiyorum. O yüzden bu videoluk beni idare edin lütfen. Girelim buradaki daireye de. Bu arada craft yapmak yasak olduğu gibi şey de yasak hani. Ne bileyim taş topladım, odun topladım, geldim buradan taş balta yaptım, daldım ettim falan. Her şey eliminem dayı, eliminem taktiğiyle. Bak misal şimdi yana yana eve giriş yolu alıyorum. Niye? Çünkü eve girmenin yolunu bulamazsam deli gibi sağa sola yumruk atmak zorunda kalacağım. Malzemelerin çoğunu lootlamıyorum. Yumrukların bıçağımdan daha kuvvetli bu arada. Birader bu sonsuza kadar sürebilir yalnız. Sevgili Lightning Bass 95 4. ayında nice aylara selamlar demiş. Selamlar efendim, hoş geldiniz. Zıplama yeteneklerim de o kadar iyi değil galiba. Size çaresizliği anlatamam. Ama resmini gösterebilirim. O kadar çok çivi aldım ki bir çivi tabancası yaparım diye. Ha kırıldı, ha kırılacak. O yüzden son canını zombiye vurarak uğraşıyorum. Evet, kırıldı. Craft yapmadan oynuyorum efendim, dediğim gibi. Ve dostlar, hani chat kapalı bir şekilde ilerleyeceğim bölümde. Bilginiz olsun, zira şöyle oluyor. Ya sağ olsunlar, arkadaşlar gelip ilgi gösteriyor, böyle ne var ne yok diye bakmaya geliyorlar ama. Evet, evet Samet, çok iyi. Çok güzel oturdun abi oraya. Yani kimse senin kadar güzel oturamazdı muhtemelen. Abi lüks diye. Neyse, Allah'tan 15 saniyede bir can basacak ya, kendini kurtarır. Ya arkadaşlar sağ olsunlar ilgi gösteriyorlar falan ama her geleni şeyi anlatmaya çalıştığında artık böyle işin rengi biraz değişiyor. Hani ben bu seride craft yapmıyorum. Ben bu seride craft yapmıyorum. Teşekkür ederim önerin için. Ben bu seride craft yapmıyorum. Hani 5. 6. kez tekrarladıktan sonra yavaştan bende bir kayış kopuyor.
O yüzden biraz tek takılıyorum dostlar, haberiniz olsun. Şimdi bana... Evet. Birader. Ölün artık. Bana ne için item lazım biliyor musunuz? Bana sandıkları falan kırmak için item lazım. Sandığı kırmak için, kapıyı kırmak için. Hani herhangi bir şey ya. Böyle şu bıçak çünkü bir boka yaramaz. Onu baştan belirteyim. Bıçak bir boka yaramayacağı için bir şeyler arıyorum. Hele hele balyoz gelirse var ya, ay. Çok iyi olur vallahi balyoz. Zırh namına pek bir şeyim yok ama bir parça kıyafetim var. Kim uyandı? Gel gel. Bir gün bir saatten oynuyorum bu arada dostlar. Sıçtık mı? Öl la. Şununla bir teke teke halledeyim. Burayı temizlediğime göre artık burayı bir araştıralım, değil mi? Kahve güzel. Bak artık Alfa 21'de oynuyoruz bu arada. Alfa 21'de yeni şeyler de getirmişler, böyle dergi muhabbetleri falan. O hoşuma gitti. Bu arada yani hiçbir şekilde craft yapmıyorum. Kamp ateşi de buna dahil. O yüzden bu elimdeki bulanık suları neden bekletiyorum? Aslında bulanık suları var olan kamp ateşinden normal suya çevirmek de crafting sayılır. O yüzden bence bulanık suları da atalım. Yani bulanık suları da atacağım için ben gerçekten su bulma anlamında naneyi yemiş olacağım, öyle değil mi? Sadece işime yarayacak şeyleri arıyorum. Çok fazla ses geldi. Aa, merdivenin kenarından iniyorlar. Bıçağı biraz daha zor zamanlar içinde ama kabul edelim daha kolay hallediliyor düşmanlar bıçak sayesinde. Evet, duvardaki duvar kasasını da açamam. Okları falan bilerek şey diye biriktiriyorum ya, cephaneleri. Hani belki dışarının anahtarı. Hani belki bir umut ok yaymayı bulursak diye. Ben bu arada buraya girmeden evvel şurada bir alt kat vardı ya. O alt kata inip bir bakacağım. Müthiş bir çaba. Umarım buna değer.
Evet galiba babayı aldık buradan. Ya o adalara mutlaka bir iniş çıkış bir şey oluyor. Ne bileyim oradaki kapı da buraya açılıyor ya. Hiç o yüzden yumruklamayacağım artık. Hem çok yorucu hem çok zaman alıyor. Bak buradan da atlayıp gidilecek bir yer olabilir bilmiyorum ama. Müthiş bir kapı. Gerçekten hayatımın geri kalanını o arada geçiresim geldi. Yeni tablolar eklenmiş. Benim kıyafetlerim full artık. Şu zırhı giyelim. Zayıf armorum var galiba. Kenarda zayıf diye yazıyor. Haydi. Spider zombi var bir de orada. Öteki bir beklesin. Sen bir gel önce teke teke. Aa, kanamadan öldü galiba. Adamın biri de ölecek. Oo, yukarıda bir tane daha var hayvan oğlu hayvan. Ne yapabilirim ki buna? Şu benim kafa sakatlanması ağrı kesiciyle geçecek o belli de. Kol kırılmasına falan ben bir bok yapamam. Abi bu oyun böyle harbi çok zormuş lan. Ağzıma sıçıldı birader. Bak bir yer kırılmasın. Ve lütfen şuradan güzel loot çıksın. Yemekler güzel. Şırıngalar işime yaramaz. Evet beyler sandık açma eziyeti. Bir de hala çırptığı kanat sesini duyuyorum ya. Tam çorbayı içme zamanı. Hem açlığı hem susuzluğu gidermek için. Teşekkür ederim silah için. Ama vardı zaten bende. Ay senin akbaba gibi. Mentalimin içine tükürüyor şu an o. Abi çok iyi. Yani gerçekten bok çıktı. Gidip şu akbabaya ölmek için hazırım yani.
Lan var ya harbi son mermi o da kafaya işte. Suyla alakalı ciddi problemimiz var. Tavuk çorbasını da sudan sayalım diyeceğim de. Evet, yani su miktarı gerçekten çok fena durumda. Özellikle bu alfa ile beraber şey yapmışlar galiba. Yani su bulmayı iyice zor hale getirmişler. Bu bir sıkıntı. Şu kenardan inelim. Oraya geldik mi gelmedik mi hatırlamıyorum bile ya. Ben sanırım şu büyük hastaneye gireceğim. Efendim sevgili Efe Bakiyun. Abonemiz olarak 8. ayında 8. ayımız kutlu olsun babuşum. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim Efe sağ olasın. 8. ayımız kutlu olsun eyvallah. Ya ben bu hastaneye girerek önümü göze alıyorum ya. Önümü göze alıyorum değil. Muhtemelen öleceğim. Onarım kiti. Onarım kitiyle silah tamir etmekte crafting'e girer mi? Girer. Girer. O yüzden sıfır craft abi. Bulduğumuz silahı kullanacağız. İşi bittiğinde atacağız. Yapacak hiçbir şey yok. Ama çok güzel loot veriyor. Yani normal oynuyor olsak şu an zaten yardırıp götürdüydük. Belki hastanenin çöpünden iyi bir şey. Buranın bir yerden bir girişi olmalı ya. Biz buranın girişini bulalım. Buranın bir yerden bir girişi olmalı. Aşağı iyi oldu. Ya burun tıkalı sürekli ister istemez. Ay zıplama be. Zıplamamam lazımdı unuttum. Ya sürekli ister istemez ağzımdan nefes alıp verdiğim için öyle bir susuyorum ki. Abi kademe 3 kürek. Allah razı olsun yani yumruk atmaktan iyidir. Taşla vuruluyor mu? Ha, taşın derecesi var. Abi kullanırım bu arada. Bu taş atma olayını bilsem ama tavukları kovalıyor deliye bak. Ben bilsem daha önce taş alırdım. Le deli buraya bak buraya. Ya benim yumruklarım hiç mi etki etmiyor lan? Dur, koşarsan yaralanacaksın, koşma. Deli deli etti herif kendine tavukların orada. Şu ambulanstan bir parça malzeme alalım. Bal, alçı ve çok iyi. Abi çok iyi. Yani şu an antibiyotiğimiz bile var. Keşke bütün lootlar böyle açılsa. Bir tane de bir tabanca. Bak bir tabanca ver bana kanlı ayı çıkarayım sana. Balta modu verine keşke gerçek balta verse. Dolayısıyla craft yapmayacağım için modları falan da kullanmayacağım. Zira İşim bittikten sonra atacağım. Abi seviye 6 kürek. Çok şükür.
En azından dediğim gibi eliminen dayı eliminen değil küreyi deneriz. Aferin sana. Tam iyileşecekken zıpla. Kudura kudura zıpla. Kaan'ı gibi yürümekten ben de memnun değilim de. Arkaya bir yere dolanacağız herhalde ya da şuranın bir yerin kapısı açık. Bilmiyorum, bu hastaneyi yeni modellemişler galiba. Kapısı açık. Selamın aleyküm. Rahatsızlık verdim galiba. Şöyle hemşire hanımın bir kafayı kopartalım. Aa, vurdun mu kafasına iki tane basıyorsun, bayılıyor bunlar. Güzelmiş. Baygınlık geçiriyor vurdun. Ne yumruk varmış lan bende. Niye çivi ne arıyor burada abi? Çivi ne arıyor? Yani hastayı ameliyat etmeden evvel ne yapıyorsunuz? Duvara çevirip yani ne? Çivi niye var abi? Lifelock, hoş geldin, merhabalar. Lifelock. Lifelock. Sıfır İngilizce ile efendim. Çok teşekkür ediyorum. Prime'ın avantajıyla aramıza katıldığınız için çok çok sağ olun. Hoş geldiniz yayına. Bu heyecanlı arkadaş burada. Buradan alt kata doğru inilecek. A dostlar, ben bir şu tıkalı burnumla ilgilenmeyi deneyeceğim. Yok kral, bu böyle olmuyor. Yani muhtemelen gene kanayacak da böyle olmuyor. Ne yapayım abi? Nefes alamıyorum. Oo, böyle olmamalı galiba. Ulan. Peçete düşmanı. Sadece bir saniyeliğine rahat nefes alabiliyor mu? Ondan sonra geri tıkanıyor. Bu neymiş ya? Ey! Ey! Susuzluk ihtiyacımı giderecek şeyi buldum. Ama bunun için bana jeton lazım. Normal dolarla olmuyor. Eski parayla. Belki buraların böyle bir... Yan taraf dolu. Ya belki bu hastanenin kafeteryası falan varsa oradan bir şeyler gelir. Oy! Lan tek vuruşa devirdin mi elemanı? Rakim isim be mübarek. Aha. Ya ok var da yay yok, yay. Çivi tabancası da bulsam o 190 mermiyi ateşleyemeden Gunmaker'ından tükürürüm çarkını. Ateşleyemeden o iş bitecek. Birader, kantin var mı kantin? Ben böyle bir suya doymuş olayım. Bir yerden bunların gene yürüme sesini duyuyorum ben.
Bir de kademe 5 bir bina ya. Bizim orada imkanı yok sağ gomazlar. İmkanı yok. Buradan girdiğime pişman olacağım değil mi? Buranın kapısı açık. O zaman şuranın loot'una bir bakalım. Stinglol 3. toplamda 19. ayında. Teşekkür ediyorum sevgili Stinglol. 19. ayın kutlu olsun, sağ olasın. Bir şey aşağı düştü. Ver bana. Altın başak çiçeği. Abi yapamam. Craft yapamıyorum. Mısır da yapamıyorum. Yani bari işe yarayacak bir şey gelseydi. Gerçekten o kadar loot bokuna oradan oraya oradan oraya gitmemizin hiçbir anlamı olmadı. Abi. Bir saniye dostlar, ilgileneceğim oyunla. Evet, abal. Peki. Ayde. Lan siz nereden geldiniz? Çık 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 çık. Tamam, onlar oradan gelene kadar bıçaklayacağım. Dur. Ben oha oha. O radyasyon atan her kimse çok ayıp lan. Ben radyasyon atan zombiyi nasıl keseyim? Neyle keseyim? Gırtlağına sıçayım, öl. Eski taktik, eski taktik. Eski taktik. Hadi vurun da bir elektrik çarpsın götünüzü. Hayır, hayır, hayır. Staminan bitince mi indin aşağı? Enayi. Ya siz bir akıllanmışsınız siz ha. Gel gel aşağı in gel. Yalnız oyun çok ayıp ettin ha. Bu iri kıyma atarak çok ayıp ettin hocam. Ayıp lan. İnsan insana öyle zombi gönderir mi ya? Bir baktım gelen şey radyasyon saçıyor. O benim levelim bile yok daha. Ve ben yumruk atıyorum yani. Yeni arayüzü ben de beğendim efendim ya. Efendim sevgili Nevosis 11. ayında 11. ayımız mübarek olsun abi, iyi yayınlar, ben yayın geçmişlerini izleyeceğim demiş. İyi seyirler diliyorum ben de sana. Sağ olasın, teşekkür ederim. 11. ayın kutlu olsun tekrardan. E durdu mu kanamın burun? Durdu şükür. Evet, ne yazık ki bulanık suyu içme suyuna çeviremiyorum. O yüzden craft yapmadığım için. Kedi maması. Abi gömeriz. Yemekten yana sıkıntı yok. Yemek bol. Hani patatesine, ıdısına, bıdısına ihtiyaç yok. WhatsApp'tan mesaj bana geliyor bu arada.
Patatese ıdıya bıdıya gerek yok. Konserve yemekler hallediyor zaten. Evet. Sevgili grafiker de yedim bile diyor. Şimdi birader ben ölmeden bir buranın ilk bir giriş kısımlarını tamamlayabilirsem gerçekten çok harika olacak. Ay 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 ay. Tamam, oradan bir şey çıkmadı. Oradan bir şey çıkmadı. Ya en azından ilaç açısından bol. Ya bari damacana ya bulanık su koyma ya. Ne güzel şuradan şişe su falan çıkıyordu. Bir şey çıkıyordu. Yani bu seride benim yaşadığım en büyük zorluk susuzluk olacak ya. Su ver. Burası beni hastanelik edecekleri yer değil mi? Allah'ım her yer ölüm kokuyor, her yer. Psst. Gelsene. Gel bir teke tek. Gel bir teke tek. Biri bir yere vuruyor. Biri şey yapıyor. Susuzluk için bir tane vitamin iç. Üstüne kirli su iç, hasta olmuyorsun. O zaman ben o kirli suları boşuna bıraktım. La sen de yadaşça. Vitaminden sonra kirli su içince hasta etmiyor mu? O zaman bulanık sulara atmıyoruz. Şey için biriktiriyoruz abi. Bulanık sulara atmıyoruz. Zor zamanlar için vitaminle çakmak üzere biriktiriyoruz. Okey. Bak söylediğin iyi oldu. Vitamin sayımız da iyi. Psst. Gel gel. Sadece biri gelsin diye keşke skilleri bir dağıtsaydım. Bana arkamdan gelip dokanmadıkları sürece sıkıntı yok. Çok iyi. Az önce dayanıklılığı arttırdık. Yumruklarla kafadan vuruş daha fazla can yakıyor. Abi mecbur sandık kaçmak için bunu şey yapacağım. Nevosisim, görüşürüz. Dikkat et kendine. Yahu. Bir boka yaramaz itemler. Bunu yaptığıma pişman olacağımı bana hatırlatın, olur mu? Kuyruğu çok kötü ya. Tam burası çıkışa gidiyor. Okey. Ya adamlar sana vurduğunda hasar yiyor.
Sen adamlara vurduğunda canın yanmıyor. Kuyruk gerçekten fazla oynak bu arada. Evet, ya yumruk skili verdim hem ondan dolayı. Hem de hocam craft yapmadan oynadığım için hani craft yapmama challenge gibi düşünebilirsin. Artık çünkü 500 saat falan oynadım oyunu. Kendime ekstra zorluk çıkarmazsam sıkılıyorum. O yüzden şey yapıyorum. Sadece yumruk kullanıyorum. Çünkü başka silahım yok yani. Bu silahın mermisi yok. Kürekle düşmana o kadar damage vurmaz. Atlas Otherworld 11. ayında bu arada. Teşekkür ederim sevgili Atlas. 11. ayın kutlu olsun. Sağ olasın. Hoş geldin. Ay. Yok be Darth Vader ya. Niye patlayayım? Ah. Acıktım, maksimum dayanıklılığın azaldı. Ama açlığı çözeriz. Açlık sorun değil de. Ya da sorun galiba ya. Açlık da sorun olmaya başlayacak belli bir yerden sonra. Kılı kılına survival serisi mi olur kardeşim ya? Vallaha kılı kılına ya. Günübirlik. Oo. İşte bu. İşte bu. Bakınız su ve yemek. Hatta hem yemek ve su. Allah bereket versin. Ama bak yukarıda patır kütür birbirlerine dalan zombiler var. O birazcık işin rengini geriyor. Mısırdır, patatestir onlar çok az veriyor. O yüzden yemiyorum. Allah'ım gene o yeşilli radyasyonlu bir şey gelirse harbi kötü yapacak bizi bu sefer. Mutfaktan da gelecekler galiba. Lan oğlum sen niye bu kadar dayanıklısın lan? Vur kafasına. Teşekkür ederim sevgili Atlas, sağ olasın. Gel. Dostlar ne yapalım biliyor musunuz? Karı müsait bir yere park edelim. Ben astımdan ya da öksürük krizinden gebermeden işte bu kötü oldu. Bir mola vereyim. Staminam bitmesin yeter. Hepinizi yerim ben burada. Depoya girme. Şuraya doğru rotasyon atacağız. Kaçacak yerim olsun yeter. Oh, işte bu. İşte bu. Hem su veriyor hem dayanıklılık veriyor. Şükür. Bir miktar yemek ve su sorunumuza çözüm oldu bu. Benim amacım da zaten bu kafeteryaya ulaşabilmekti. En azından kafeterya loot'u sayesinde güzel yere pusmuşsun, takdir ettim. Kafeterya loot'u iyi oldu. Ya
Ya yukarıdan geliyor. Benim gece vakti burada kalmamam lazım bu arada. Yani gece vakti çatıya bir yere pusup şey yapmazsam hayatta kalamam. Bu hastanede harcarlar beni. Ya Sarkan'ım yumruğu geçtim. Bak craft yapmak yok dedim diye hani hiçbir şeyim yok kanka. Hiçbir şeyim. Adamlar ne verdiyse o yani. Ne? Kuşun sesi size gelmiyordur da tam camın önünde kuş kondu. Evet ve ben len diye bağırdığım için gitti. Yeni güncellemeyle 7 kafataslı görevi yapayım dedim. Kolaymış bu dedim. 20 tane zıplayan zombinin içine düştüm. Doğrudur. SSF RAM derken hocam o ne demek oluyor? Salak sik kafalı falan hani. Sövmeli kombolu bir şey mi? Tamam ben buraya artık yarın sabah vakti girelim ya. Şimdilik şuradan bir sağ salim çıkalım. Craft yapmadan oyunu kazanmaya çalışıyorum. Yani craft yapmak yok hiçbir şekilde. Ne normalde ne başka bir şekilde. Hani şu bulanık suları bile ısıtmadan içeceğim. Gerçekçi oynamaya çalışıyorum mümkün mertebe. Hani yemek, su, ilaç, silah. Sadece bunları lootlayarak hayatta kalmaya çalışıyorum. Evet, craft yok. İtem yok. İşte satın alma muhabbeti yok. Dışarıdan yeterince dükün jetonu gelir de işte bir şey bulursam misal. Ne deniyordu ona ya? Şunlardan işte otomat ha kafa gitti. Yani bir şekilde otomat falan bulursam eyvallah otomat kullanacağım ama onun dışında sıfır yardım senin dediğin gibi. Ama bence salak sik kafalı fikri de güzel bir açılımdı. Evet yukarıda bayağı adam birikmiş. İyileşme faktörü iyi. Dövüşçü iyi. Ya ben ilk dövüşçüyü fulleyeceğim. Başka hiçbir yardım seçeneğim yok yani. İtemi misal bulursam kullanıyorum. Tüccar. Abi kullanmayacağım da bence bizim tüccarla alakalı. Bir yerde çok fena zombi yığıldı var ya. Horde gelmiş. Oğlum gerçekten buranın 3K duvarlı camlarını mı kırdınız? Stamina bitti. Ih. Wow. İşte bu. Ya silah kullanımı da şu şekilde. Ya tüccar görevi de yapmamaya gayret edeceğim. La bir şey diyeceğim. Harbi harbi. Amık delileri gidip 3K duvarlı camı mı kırdınız lan? Bir yerde kırdılardı galiba bilmiyorum. Neyse kapının önüne çarı park edip bu videonun sonu diyeceğim birazdan dostlar. Bir türlü anlatamadım. Kanmay'da ne yapacağım? Abi Allah büyük. Silah bulursam silah kullanacağım. Ölürsem de seri bitmiş olacak. Yani mümkün olduğunca nereden geliyor la bunun sesi? Ya içeride kimse yoktu az önce. Sen nereden girdin?
Ya mümkün olduğunca gerçekçi oynamaya çalışacağım bu arada. Dediğim gibi olay şu. Hani silah bulursam kullanırım. Ama silahı tamir etme opsiyonum yok. Sevgili Faytos aynısı. Hoş geldin. Merhabalar. Çünkü onların kiti de crafting'e giriyor günün sonunda. Silah bulursam kullanırım ama tamir etme şansım yok. Ya da ne bileyim. El bombası kullanırsam atarım. Karşıma otomat çıkarsa ve cebimde para varsa otomattan yemek alırım ama gidip hani tüccardan görev yapıp işin gerçekçiliğini kırmamaya çalışacağım. Hani gerçekçi zorluktan kastım bu. Ha diyeceksin ya hocam yumrukla 100 tane zombi öldürüyorsun. Bu mu gerçekçi? Değil. Ama oyun sınırları içerisinde olabildiğince gerçekçi. Misal bu karakterin statları bittiğinde ben tekrar yerime geçeyim bu arada. Aa yok geceyi geçirecek bir yer buluruz. Neyse geceyi geçirecek yeri sonra buluruz. Şurada bir yerde bırakayım. Gelecek bölümde buradan devam edelim. Misal bu yumruk perki bittikten sonra ateş yakamıyor muyuz gerçek hayatta? Aşkım ben yakamam. Ya babam bana mangal yaptırmıyor bebeğim. Adam boşuna mı yaptırmıyor? Hani bu şey bittikten sonra, yumruk bittikten sonra Mike Tyson yumruğu gibi yapacağım işte. Zıplamaya gideceğim. Karakter 4 metre zıplayacak. Normalde bir insanın 4 metre zıplaması mümkün değil ama dediğim gibi oyun sınırları içerisinde. Normal insan yakar. Ben yakamıyorum ateş. Bende yok. Ben kalbimin ateşini yakmışım biricik sevdiceğim için. Başka bir ateş yakamam efendim. Sevgili arkadaşlar, vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Esenlikle kalın efendim. Bay bay.